Arkadaşlar selam, 3D Tasarım Çizim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 90'lı ve 2000'li yıllarda çok popüler olan bir çizgi karakter olan Pikachu'yu çizeceğiz. İsterseniz teknik çizimimi hemen açayım. Teknik çizimim bu. Çizime başlamadan önce dikeyde bir merkez çizgisi oluşturacağım ve yatayda bir merkez çizgisi oluşturacağım. Bunları oluşturma nedeni dikeydekini aynı alıma yapmak için yataydakini de genelde yatayı referans aldığı için gördüğünüz gibi 22-30-34 olarak bu çizgiyi referans almış. O yüzden bu iki çizgi oluşturacağım. Hemen başlayalım. Dikeydeki rastgele bir şöyle F8 açıkken bir çizgi çizdim. Daha sonra bunu merkez çizgisi olarak rengini değiştireyim. Farklı renk olsun. Tipini de center olarak değiştirdim. Eğer burada center yoksa other seçeneğinden load'dan yükleyebilirsiniz. Şimdi buradaki küçük dairelerimi, pardon, çemberlerimi çizerek çizime başlayacağım. Buradaki çemberlerimin çapı 30'muş ve merkezlerin birbirine uzaklığı 100'müş. Yani dikeydeki merkez çizgime olan uzaklığı da 50 olur otomatikmen. Buradan gelip Center Diameter'ı tıklıyorum. Klavyeden TK tuşuna basıyorum. Bu tuş, bu komut ne işe yarıyor birazdan göreceksiniz. Şu an First Tracking Point, yani bir başlangıç noktası belirle diyor, yakala diyor. Ben rastgele burayı seçtim. Gördüğünüz gibi sarı bir çizgi oluştu. Klavyeden komuta bastıktan sonra TK yazıp tekrar Enter derseniz çizeceğiniz komutu belli bir mesafede ileride çizmenize yarar. Belli bir mesafe ileride çizmenize yarayan bir komut diyebilirim. Ben 50 mesafe ileride çizeceğim için 50 girdim. Tekrar Enter'a bastım ve çapım 30'u 30 olarak girdim. Daha sonra bunu isterseniz Mirror, isterseniz kopyalama komutu ile kopyalayabilirsiniz. Ben kopyalamayı tercih ediyorum. Objemi seçtim. Merkez noktası seçtim. Sola doğru 100 mm kopyaladım. Tekrar ESC'ye bastım. Daha sonra gördüğünüz gibi iki çemberime teğet ve yarıçapı 100 olan bir büyük çember var. Hemen onu çizelim. Onu çizmek için de Circle komutunun altında tanjantanda radyüsü tıklamanız gerekiyor. Buna teğet, buna teğet ve yarıçapım 100 olan çemberimi çizdim. Gereksiz yerleri trimleyelim arkadaşlar. Trim'e tıkladıktan sonra ekranda sağ tık yaptım. Şuraları trimledim. Şimdi yataydaki yardımcı çizgimi oluşturabilirim. Şöyle geliyorum. Şu merkezini göremiyorsanız siz de benim gibi çemberin herhangi bir noktasına gelin. Sonra gözükecektir o. Şöyle tıklıyorum tekrardan. Bunu yine yeşil olarak, center olarak belirledim. Şimdi tekrar çizime bakıyorum. Teknik çizime. Alttaki, yani yataydaki merkez çizgisiyle şuradaki noktanın uzaklığı birbirine 10 mm'ymiş. Ben şu an şu iki yay parçasını ve dili, Pikachu'nun dilini çizeceğim. Onun için yataydaki merkez çizgimi yukarı 10 offsetleyeceğim. Ve yayların gördüğünüz gibi bu noktasıyla bu noktası arasındaki mesafe 45'miş. Yayların bu 45 olan mesafesini yani bir tanesini çizeceğim öncelikle. Yani bu 45 olarak değil de 22.5 olarak dikeydeki merkez çizgimi offsetleyeceğim. Ve başlangıç bitiş radius seçeneğiyle buradaki yayımı çizeceğim. Hemen göstereyim. Offset komutunu çalıştırdım. 10 birim. Bunu yukarı 10 olarak offsetledim. Tekrar offset komutunu çalıştırdım. Yayların birbirine uzaklığı 45'ti ya arkadaşlar. O zaman dikey olan uzaklığı 22.5 olur. 22.5 dedim. Bunu sola doğru tekrar offsetledim. ESC'ye bastım. Şimdi benim elimde bir başlangıç, bir bitiş noktası var. Bu şekilde arc komutuyla yay çizebilirim. Benim başlangıç noktam neresi? Burası. Bitiş noktam neresi? Şurası. Ne oldu? Yarıçapım kaçtı? 15'te. 15 olarak belirledim. Gördüğünüz gibi buradaki yayımı çizmiş oldum. Hemen bunu mirror komutuyla aynalayalım. Objemi seçtim. Enter'a bastım. Şuna göre şöyle aynaladım. Kaynaktaki objeyi sileyim mi diyor. Yani bunu sileyim diyor. Hayır diyorum, silme. Çünkü silersek bir anlam kalmaz. Aynalayalım. Daha sonra isterseniz şuradaki dil kısmını çizelim. Bunu çizmek için de merkez noktasıyla elips komutunu kullanacağım. Geldim. Tıkladım.
Gördüğünüz gibi merkez noktasının aşağı 30, sağa doğru da 15 milimetre uzaklıktaymış. Merkez noktam burası. Burası aşağı doğru 30 girdim. Enter'a bastım. Sağa doğru 15 girdim. Enter'a bastım. Daha sonra fazlalık yerleri isterseniz trimleyelim. Trim'e bastıktan sonra sağa klikledim. Şura. Şura. Şura ve şura. Fazlalıktır. Buraları trimledim. Hatta şuraları da sileyim. Çünkü bunlarla artık işim kalmadı. Bunlar benim yardımcı çizgilerimdi. Daha sonra nereye çizelim? İsterseniz şuradaki küçük yay parçasını çizelim. Bu yay parçalarının birbirine olan uzaklığı gördüğünüz gibi 120'ymiş. Ve yataydaki merkez çizgim olan uzaklığı ise 22'ymiş. Bunları oluşturmak için dikeydeki merkez çizgimi sağa doğru 60 offsetleyeceğim. Yataydakini de yukarı doğru 22 offsetleyeceğim. Hemen yapayım. Offset komutunu çalıştırdım. 60 dedim. Çizgimi seçtim. Sağa doğru 60 offset dedim. Tekrar offset'e çalıştırdım. 22 dedim. Ve yataydaki merkez çizgimi 22 olarak yukarı offset dedim. Mesajıya bastım. Şimdi elimde bir başlangıç noktası, bir bitiş noktası ve yarıçapı burada, pardon, burada vermiş. 30 olan bir yay parçasını çizmek kaldı. Hemen çiziyorum. Arka geldim. Başlangıç, bitiş. Yarıçapı seçtim. Başlangıcım burası. Bitişim burası. Yarıçapım kaçtı? 30'du. Gördüğünüz gibi bunu da oluşturdum. Bunu da hemen aynalayalım. Şöyle. Seçtikten sonra objeye Enter'a bastım. Aynalanacak referans çizgimi de seçtim. Şöyle. Gene ne oluyor? Silmeliyorum yani. Tekrardan şunları sileyim. Daha sonra İsterseniz şu göz kısmını çizelim. Göz kısmının yani dıştaki 20'lik çemberin yataydaki çizgim olan uzaklığı 30 ve birbirleri arasındaki uzaklık da 68'miş. Yani 68 bölü 2'den buraya da 34 olarak aslında belirlemiş olduk. Yani şuradaki noktamdan yukarı 30, sağa doğru 34 gidersem çapı 20 olan çemberimi çizebilirim. Bunu çizmek için geliyorum circle'a. Center diameter'i seçiyorum. Klavyeden TK'ya basıyorum. Enter dedim. Başlangıç noktam burası. Buradan yukarı 30, sağa doğru da 34 seçtikten sonra Enter diyorum. Tekrar Enter diyorum. Çapım kaçtı? 20 idi. 20 olarak belirliyorum. Tekrar Enter diyorum ve gördüğünüz gibi buradaki çemberimi çizmiş durumdayım şu an. İçerideki çemberimin aşağıdaki yatay çizgisine olan uzaklığı 34. Ve kendi aralarında olan uzaklığı da 62'ymiş. 62'yi 2'ye bölerek buranın da dikey olan çizgi olan uzaklığını 34 olarak aslında biliyoruz. 34'e yukarı gidip 31'i sağa gidersem buradaki çapı 8 olan diğer çemberimi çizerim. Hemen geldim. Buradan merkez ve çapı seçtim. TK'ya bastım tekrardan. Başlangıç noktam burası. Yukarı doğru 34. Sağa doğru da şöyle bir saniye 31 olarak belirleyip Enter dedim. Tekrar Enter'a basıyorum. Çapım 8'di. 8 olarak belirledim. Enter dedim ve buradaki küçük çemberimi de çizdim. Daha sonra bunları Mirror komutu ile aynalayalım. Mirror'a bastım. Şöyle seçtim. Enter dedim. Buraya göre aynalama yapacağım için oraya seçiyorum. No diyorum. Şimdi dil kısmını ve göz kısmını ve yanaklarını çizdik. Üst kısmı kaldı. Şuradaki büyük çemberimin yarıçapı 80'miş ve bunun yataydaki çizgisine olan uzaklığı ise 85'miş. O zaman ben gene şu noktamdan yukarı 5000 metre gidip yarıçapı 80 olan bir çember çizebilirim. Buradan geliyorum. Center Radius seçiyorum. TK'ya tıklıyorum tekrar. Başlıyorum. Başlangıç noktam burasıydı. Yukarı doğru 5 gittim. Enter dedim. Tekrar Enter diyorum. Yarıçapım kaçtı? 80'di. 80 girdim. Şöyle yukarıdaki çemberi çizdim. Daha sonra isterseniz şuradaki 150'lik çemberi çizelim. Bunu çizmek için ne yapabiliriz? Arc komutunu kullanabiliriz.
Şimdi bende bir tane başlangıç noktası var. Sadece bir bitiş noktasına ihtiyacım var. Bitiş noktasını belirlemek için de şurada bir 25'lik bana mesafe vermiş. Yani şu küçük çemberimin yataydaki merkez ikizine olan uzaklığı 25'miş. Buna hemen yardımcı çizgi çiziyorum hemen kendime şöyle. Sağa doğru uzattım. Bunu offset komutu ile hemen 25 offset yönünü kırı. Şimdi elimde bir başlangıç noktam var şurası. Bitiş noktam da oluştu. Yarıçapını 150 imiş. Hemen arc komutundan start and reduce seçiyorum. Başlangıcım burası. Şimdi burası. Yarıçapım kaçtı? 150 idi. Bunu da çizdim. Şimdi şunları bir sileyim. Şunu bir sileyim. Daha sonra şurada yarıçapı 20 olan bir yayım daha var. Aslında dikkat ederseniz bu yarıçapı 20 olan çember hem buna hem buradaki çemberime teğet. Bunu çizmek oldukça basit. Hemen çizelim. Circle'dan tanjant tanjant radyüsü seçiyorum. Buna teğet. Buna teğet. Yarıçapım kaçtı? 20. Gördüğünüz gibi yarıçapı 20 olan çemberimi de çizmiş oldum. Bakıyorum tekrar teknik çizimime. Burasını çizdik, burayı çizdik, burayı. Tamam. Her tarafı çizdik. Şimdi trimleyelim arkadaşlar. Trim komutunu çalıştırdım. Sağ tıkladım. Şuna ihtiyacım yok. Yok, şuna yok. Şuna yok. Şöyle hızlıca trimliyorum ben. Şöyle şunu da sileyim. Daha şunu da sileyim. Daha sonra bunları aynalama komutu ile aynaladım. Objelerimi seçiyorum şu üçünü. Enter'a bastım. Buraya göre aynala diyorum. Şöyle. Silinsin mi diyor. Hayır diyorum, silinmesin. Şimdi kulak kısmına geçelim. Şuradaki nokta aslında ben yataydaki küçük çemberimin merkez çizgisini yukarı 25 offset dersem buradaki noktamı bulurum. Buradaki noktamın da ölçülerini bana vermiş. Birbirlerinin arasındaki mesafe 160'mış. O zaman dikey ile arasındaki mesafe 80 olur. Buradaki mesafesi de bana vermiş 101. Şimdi ben dikey merkez çizgimi sağ 80 offset diyeceğim. Yataydakini de yukarı 120 offset diyeceğim. 101 offset diyeceğim ve şu noktayı bulmuş olacağım. Hemen yapalım. Offset komutunu çalıştırdım. 80 olarak belirledim. Sağ 80. Tekrar offset çalıştırdım. 101 dedim. Yataydakini de şuraya 101 olarak belirledim. Şu an şuradaki noktamı belirlemiş oldum arkadaşlar. Daha sonra ben şuraya bir yardım çizgi oluşturuyorum. Şurada 25'te offset dedim. 25 dedim. Şöyle yukarı 25 olarak verdim. Daha sonra başlangıç bitiş radyüsten şöyle başlangıcım burası. Bitişim burası. Radyüsüm kaçmış? Veriyor mu? Radyüsüm 40'mış arkadaşlar. 40 olarak girdim. Giremedim. Çünkü o arayı herhalde shift'e bastım ben tekrar. Tekrar yapıyorum. Start and Radius'tan tıkladım. Tıkladım. Şöyle 40 olarak girdim. Daha sonra bu nokta elimde var. Bu noktayı bulursam buraya da Start and Radius'a 40'lık bir yay oluşturabilirim. Bunu da bulabilirim. Gördüğünüz gibi şu noktaların birbirine olan mesafesi 80'miş. O zaman dikey ile olan mesafesi 40 olur. Hemen offset komutunu çalıştırdım. 40 dedim. Dikey olan mesafemi şuraya olarak belirledim. Daha sonra tekrar başlangıç bitiş radius seçtim. Buradan başlasın. İşte şurası olsun. Ve yarıçapı da 40 olsun dedim. Pardon. Yönü belirtmediğim için oldu bu. Tekrar çiziyorum. Şöyle. Yakaladım şurayı. Şöyle yakaladım. Yarıçapım kaçtı? 40. Evet, kulağın dış kısmını oluşturduk. Şimdi iç kısmını oluşturalım. İç kısmını oluşturmak da oldukça basit. Şu noktaların birbirine olan mesafesi 140'mış. Şu noktaların birbirine olan mesafesi 130'muş. Yarıçapı da 160'mış. Hemen dikeydeki çizgimi referans alarak
70 offset diyorum. 140 diye arkadaşlar. Yarısı 70. Hemen bunu sağ 70 offset edelim. Tekrar çalıştırma offset komutumu. 130'un yarısı. Bölemiyorsanız sıkıntı yok. 130 bölü. Çok pardon. Ctrl Z dedim. Yanlış tuşa bastım orada. Tekrar offset'e tıklıyorum. 130 bölü 2 dedim. Tıkladım. Gördüğünüz gibi 65 olarak belirledi zaten. Kendisi bizim için bu tarz bölüm işlemlerini yapabiliyor. Eğer bölme konusunda problem yaşayan bir arkadaşımız varsa bunu yapabilir. Daha sonra yarıçapı 160 olan başlangıç noktası ve bitiş noktası olan şuradaki arkımızı çizelim. Arc komutuna geldim. Başlangıç noktam neresiydi? Burası. Bitiş noktam neresiydi? Burası. Yarıçapım neydi? Şöyle 160'tı. Şimdi şu gereksiz şeyleri bir silelim. Yardım çizgileri. Sen de git. Da sana ihtiyacımız kalmadı artık. Sen de silebiliriz. Şu an sadece burun kısmı kaldı herhalde. Onu da hemen tek tek çizmeye yaklaşıyorum. Şöyle dursun. Şimdi bunun şu nokta ile arasındaki mesafe 9'muş. Birbirlerinden uzaklığı 7'ymiş. Yani o zaman merkez noktası ile arasındaki mesafe 3.5 olur. Aşağı doğru da 5'miş. Hemen çizelim. Yaklaşıyorum şeklime. Line komutunu tıkladım. TK'ya bastım. Başlangıç noktam burası. Yukarı doğru. 9 mm. Gittim. Enter'a bastım. 3.5. Sağa gittim. Tekrar aşağı 5 gidiyorum. Şöyle. Birleştirdim. Ya da şöyle birleştirdim. Şuraları sileyim. Bunlar gereksiz oldu. Daha sonra Fillet'e tıkladım. Çünkü burayı Radius 1 olarak vermiş. Şuradan Radius'u seçtim. 1 seçtim. Enter dedim. Şuraları seçtim. Daha sonra tekrar bunu aynalıyorum. Şöyle seçtim. Enter dedim. Şöyle aynalıyorum. No dedim. Evet, unuttuğunuz bir şey var mı diye tekrar bir kontrol ediyorum. Kulaktan. Tamam. Her şeyi çizdik. İsterseniz de renklendirmesini yapalım. Üçlendirmeyi de verebilirim ama gerek yok. Zaten siz de çizerken gördünüz. Şöyle şuradan meçe tıklıyorum. Sonra da tıklıyorum. Şuralar şuralar. Neydi arkadaşlar? Sarıyı da hatırlarsanız. Kapatalım. Yanaklarını kırmızılıklarını verelim. Son olarak dilini renklendirelim. Seçiyorum. Bunun rengini de şöyle seçiyorum. Gördüğünüz gibi otkis üzerinden şunu da küçülteyim. Çizimimiz tamamlandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar teşekkürler.